Pet of Exile'da herkesin bildiği bilgiler. Lenny'nin mağazasını açaraktan könüslerinizi başka könüslere çevirebilirsiniz. Burada portal scrollunuz bittiyse scroll fizyonlarınızı portal scroll'a çevirebilirsiniz. Orbo Fragate'e ihtiyacınız varsa scrollinglerinizi çevirebilirsiniz. Alteration'ınıza ihtiyacınız varsa augmentation'larınızı alteration'a. Jeveleriniz çoksa Fusing'e ve Chromatic Orb'a çevirebilirsiniz bu jevelleri. Bu Lenny'nin mağazası çok kullanışlı. Kullanmadığınız könüsleri daha kullanışlı hale getirebiliyorsunuz bu sayede. Bu mağaza sadece Lenny'ye özel değil. Bütün eklerde bu görevi yapan bir tane vendor var. O vendor'la konuştuğunuz sürece gereksiz könüslerinizi daha kullanışlı könüslere değiştirebilirsiniz. Incubator'lar ne işe yarar? Bunlara sağ tıklayıp iteme sol tıkladığınızda o itemi incubate etmiş oluyorsunuz. Yani belli bir sayıda canavar kestiğinizde o incubator'ın ödülünü kazanıyorsunuz. O incubator'ın ödülü yere düşüyor. Örneğin bunda körüs ödülü var ve 3988 canavar kesmenizi istiyor. Bu incubator üstünüzdeyken 3988 canavar keserseniz yere körüs ödülü atıyor. Bunu bütün itemlerinizde yapabiliyorsunuz. Flasslar hariç ve eğer trinket'ınız varsa trinket'ı da yapabiliyorsunuz. Burada sağ tıklayıp sol tıkladığınızda incubate oluyor ve sayısı da burada her zaman yazıyor. Ne kadar kaldığına buradan bakabilirsiniz. Örneğin bunu sağ tıklayıp eldivene sol tıklarsanız buraya gelmiş oluyor. Bir iteme birden fazla incubator yapamıyorsunuz. Eğer önceden incubate'li bir iteme incubator basarsanız öncekini kaldırır, yenisini ekler. Karakterinizde kullandığınız auralar burada sol üstte gösteriyor. Fakat siz isterseniz bunu kapatabiliyorsunuz. Kapatmak için ayarlara geliyorsunuz. UI kısmında, gameplay kısmında show aura icons var. Buradaki tiki kaldırırsanız yukarıdaki aura simgelerini kaldırır. Orada şu an 5 tane simge var. Ben matematikada sadece 2 tanesi kalıyor. Burada kalan tek aura ise defy istenir. Çünkü bunun aktif olduğu için aktifini size belirtmek için burada bu gösteriyor. Bunu flasslar için de yapabilirsiniz. Flasslarınız aktifken flasslarınıza bassanız burada hepsini yazar. Bunu kaldırırsanız hiçbiri gözükmez. Eğer sol üstte çok fazla şey gözükmesini istemiyorsanız bunlardaki tiki kaldıraraktan orayı biraz rahatlatabilirsiniz. Oyunda amuletimize skill ağacından bir tane skill'i anoint yapabiliyoruz. Bunu yapmak için de oiller gerekiyor. Buradaki oilleri kullanaraktan amuletimize skill ağacından bir tane skill ekleyebiliyoruz. Bu anointi buradan yapabilirsiniz. Veya kasiye ile konuşaraktan onun envanterisi de yapabilirsiniz. Skill ağacını açtığımızda bu ortanca olan skill'leri biz anoint yapabiliyoruz. Bu küçük olanlar değil, bu büyük fusionlar değil, bu ortanca olanları anoint yapabiliyoruz. Fakat bunlara hangi yağları kullanacağız bunu nereden öğreniriz? Eğer alt tuşuna basarsanız o skill'in istediği oiller burada ortaya çıkıyor. Sadece alt tuşuna basılı tutmanız gerekiyor bunları öğrenmek için. Örneğin buradaki Watchtower'sa anoint yapacaksanız alt tuşuna basarsanız 2 tane silver oil, 1 tane de mor oil'den istiyormuş. Burada bunu direkt öğrenebiliyorsunuz. Oyunda curse'ler ikiye ayrılıyor. Hex'ler ve mark'lar olmak şeklinde. Hex'ler normal curse'ler yani flammability, despair, vulnerability gibi ki olan curse'ler. Mark'lar ise özel olan Assassin Mark, Warlord Mark, Sniper's Mark gibi. Mark olanlar sadece rare ve unique düşmanlar atabiliyorsunuz ve düşmanın üzerinde sınırsız sürede kalıyor. Hex olanlar ise her düşmana uygulayabiliyorsunuz. Belli bir süresi var ve o süresi bittikten sonra etkisini yitiriyor. Burada her karakterin bir tane curse limiti var. Yani siz bir karakterde iki tane curse aynı anda kullanamazsınız normal şartlarda. Fakat bu sayıyı arttırabiliyorsunuz. Eğer skill ağacında Whispers of Doom alırsanız You can have an additional curse. Bir tane daha curse atabilirsiniz. Bunu sağlayan itemler var. O itemleri kullanırsanız ekstra curse atabilirsiniz. Veya Occultist oynuyorsanız Occultist'in Ascendancy puanlarına bir tane de ekstra curse atma şansı var. Normalde her karakterin bir tane curse limiti var. Fakat bunu skill ağacından, itemlerden, Ascendancy'lerden arttırabiliyoruz.